Ben Erdal, Zeo'da performans pazarlama ve ölçümleme danışmanı olarak çalışıyorum. Bu videoda Zeo ve Otelz.com işbirliğiyle gerçekleştirilen Google Ads otomasyon projesi hakkında konuşacağız. Yanımda Otelz.com ekibinden IT proje yöneticisi İbrahim Bakış ve dijital pazarlama yöneticisi Kerem Çiçek var. Öncelikle sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. İlk olarak bize Otelz.com'dan ve dijital pazarlama yaklaşımınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Çok teşekkür ederiz Erdal. Otelz.com olarak kurulduğumuz günden itibaren sektörde birçok yeniliğe imza attık. Sektörde bu konuda alışılagelmişin dışında bir kullanıcı deneyimi sunmaya çalıştık. Platformumuzda genel olarak en belirgin özelliklerimizden birkaçını söylemek gerekirse 10.000'den fazla kontratlı otelimizin ön ödemesiz ve kredi kartsız şekilde kullanıcılarımızın hizmetine sunmak oldu. Tam olarak bir oteller için pazar yeriyiz diyebiliriz. 2018 yılı içerisinde 1 milyondan fazla kişi Otelz.com aracılığıyla otellerde konaklama gerçekleştirdi. 2019 yılı içerisinde 3 milyon kişiye rezervasyon hizmeti sağlamak gibi bir hedefimiz var. Bu hacimde işlem yapan bir firma olarak dijital pazarlama stratejimizi 3 başlık altında toplayabiliriz. Bunlar makine öğrenimine dayalı yüksek teknolojiler kullanmak, tüm performans kanallarımızı birden çok veri bağlamına bağlamak ve bunları sürekli optimize etmek diyebilirim. Peki bu çizgide ilerleyen bir şirket olarak Zeo ile işbirliğiniz nasıl başladı? Size şöyle söyleyeyim. Biz performans kanallarının manuel yönetilmesini çok doğru bulmayan bir firmayız. Bu konuda elimizde olan otellerin manuel yönetilmesinden dolayı bir otomasyon ihtiyacı duyduk. Burada işbirliği içerisinde olduğumuz ajanslar ve diğer arkadaşlarla görüşüp nasıl bir şey yapabiliriz diye düşündük. Sonradan Zeo tarafında SEO anlamında çalışıyorduk ve onların alışılagelmişin dışında veriye odaklı otomasyon üretebildiklerini öğrendik, toplandık ve çalışmaya karar verdik. Peki projenin detaylarını konuşacak olursak, Google Ads API ile hesap yönetimi çerçevesinde sunulan otomasyon çözümü Otelz.com'un hangi ihtiyaçlarına karşılık verebiliyor? Tabii Erdal, şu şekilde açalım. Toplamda 3 temel başlıkta Google Ads API üzerinden bir otomasyon çözümüne kavuştuk diyebiliriz. Birincisi envanter yönetimi. Sistemimizde bulunan 10.000'den fazla ürünü dinamik bir şekilde reklamlarını koordine edebiliyoruz. Sistem yeni gelen bir ürünün reklamını kendisi açıyor. Aynı şekilde çıkan ya da sorunlu bir ürün tespit ettiğinde de reklam yayını otomatik olarak durduruyor. İkinci başlığımız da yayın durumu kontrolü. Bu normal bir hesapta yaptığınız zaman çok fazla varyasyona ya da karmaşık operasyonlara girmeniz gerekiyor. Şu anda biz bunu bu otomasyon sayesinde hata payını sıfıra indirip sisteme bırakmış durumdayız. Üçüncü ve benim için aslında en önemli başlık diyebileceğim bid yönetimi. Hesabımızda bulunan 100.000'den fazla anahtar kelimeyi şu anda kendi sistemimiz üzerinden, arayüzümüz üzerinden belirlediğimiz kurallara göre hem manuel toplu bir şekilde hem de yine kendi tarafımızda belirlediğimiz otomasyonlara göre direkt hesabımıza entegre bir çözüm üretmiş durumdayız. Aslında biraz daha rakamlarla konuşacak olursak, bu projeyi 200'e yakın kampanya, 10.000'den fazla reklam grubu ve yaklaşık 100.000 anahtar kelimenin sadece birkaç tıkla yönetilebildiği bir proje olarak özetlememiz mümkün. Peki bu kadar karmaşık bir operasyonun otomasyona teslim edilmesi, iş gücü kazanımı açısından size ne gibi artılar sağladı? En önemlisi operasyonel yükümüzü sıfıra indirdi. Buradan kazanmış olduğumuz zamanı stratejik planlama ve optimizasyona harcamış olduk. İş gücünden sağlanan tasarrufa ek olarak projenin performans ve yatırım geri dönüşü anlamında ne gibi sonuçlar oldu? Bizim için öncelikli olan çok toplu bir işlem yapacağımız için en önemli metriğimiz CTR'dı. Bunu biraz daha açarsak reklam alaka düzeyi diyebiliriz. Google'a çünkü search reklamları yaptığımız için yazacağımız reklamların, girdiğimiz anahtar kelimelerin kullanıcıya ne kadar alakalı olacağı çok önemliydi. Hani bu sistemde bir klikle belki yüz binlerce reklam oluşturduğumuzda ilk izlediğimiz metrik buydu. Birinci fazda beklentimizin üzerinde %26 oranında bir CTR artışı elde ettik. Yani hem reklamlarımızı tek dokunuşla açmış olduk hem de %26 daha fazla insana bu reklamlar alakalı olmuş oldu. Bunun yanında diğer önemli metriklerde conversion rate, edinme başı maliyet gibi metriklerde de yine AB testlerimizi devam ettiriyoruz ama şu ana kadar 10'da 9, 10'da 8 oranında Zeo ile açtığımız reklam ad gruplarının hepsi winner pozisyonda. Hani her tarafında bir iyileşme gördük. Şu anda zaten bütün sistemi kurmamızın amacı da
sürekli optimizasyon yapmak olduğumuz için şu anda ileriyi çok daha olumlu öngörüyoruz. Dolayısıyla aslında Google Ads hesabınızdaki rakamların da olumlu yönde etkilendiğini ve kampanya sonuçlarınızın gittikçe iyileşmeye devam ettiğini söyleyebiliyoruz. Bu videoyu izleyenler merak edebilir. Google Ads aslında otomasyon ve makine öğrenme kullanan pek çok reklam ürününe sahip. Örneğin dinamik arama reklamları gibi süreci kolaylaştıran özellikler sizin ihtiyaçlarınızı karşılama noktasında hangi konularda yetersiz kalmıştı? Eğer bir diş macunu satıyorsanız Google'un makine öğrenmeleri, DSL reklam modelleri, işte akıllı teklif stratejileri sizi bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor. Çünkü belirli bir stoğu var, fiyat paritelerini kontrol edebiliyorsunuz ama eğer bizim gibi otelleri son kullanıcıyla buluşturan bir platformsanız çok daha fazla metreye dikkat etmeniz gerekiyor. Burada otellerin müsaitlikleri değişebiliyor, fiyatları değişebiliyor, sezonsal satış periyotları çok kritik, haftalık, saatlik bazda bile optimizasyonlar yaptığımız durumlar oluyor. Burada Google'un makine öğrenmesi yetersiz kaldığı için biz kendi datamızı içeride daha fazla sütunla işlem yaptığımız için Google'a biraz yardımcı olmuş oluyoruz diyorum. Hani Google yetersiz kalıyor demiyordum. Google da bizim canımız sonuçta ama hani burada biz biraz da yardımcı olup bu otomasyonun faydasını görmeye çalışıyoruz diyelim. Son olarak Otel Z'nin reklam harcamalarının ölçümlenmesine ve optimizasyonuna çok büyük bir önem verdiğini ve bu yönde ciddi bir teknoloji yatırımı yaptığını biliyoruz. Bu yaklaşımınızı göz önünde bulundurduğumuzda Otel Z için bir sonraki adımda ne gibi planlar var? Yapay zeka ile kendi ürün anlayışımızı harmanlayıp buradaki reklam yönetim sistemimizi daha sistematik hale getirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla tesislerin gelirlerini arttırıp kendi gelirimizi de arttırma üzerine kurduğumuz bir sistem üzerine çalışıyoruz. Ve yakın gelecekte bununla ilgili farklı atılımlar yapacağız. Ayrıca bu sene Deloitte Technology Fast 50 programında ilk 10'a giren tek turizm şirketi olarak onurlandırıldık. Bu da teknolojiye vermiş olduğumuz önemi bir hayli gösteriyor olsa gerek. Biz de size büyüme yolculuğunuzda başarılar diliyoruz. Zeo ve Otel Z.com işbirliğiyle gerçekleştirilen Google Ads Otomasyon Projesi'nin detaylarını dinledik. Katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.